Selam, ben Kıvanç Ökten. Bugünkü videomun konuğu vücut geliştirmede estetik denince ilk akla gelen isim olan 1977-1979 yılları arasında 3 kez üst üste Mr. Olympia'yı kazanan Arnold'u kariyeri boyunca yenebilen 3 vücutçudan biri olan Frank Zane. Frank 28 Haziran 1942 tarihinde Pennsylvania eyaletinin Kingston isimli bir kömür madenciliği kasabasında dünyaya geldi. Vücut geliştirmeyle tanışması 14 yaşındayken lisede matematik dersine girdiğinde çöp kutusunda bir vücut geliştirme dergisi görmesiyle başladı. Hemen bir dumbbell seti alıp evde antrenman yapmaya başladı. Babası çok sert bir karakterdi. Evdeki işlere yardım etmek dururken böyle boş işlerle uğraştığı için kendisine çok kızıyordu. Ama Frank kararlıydı. 14 yaşında 59 kilogramken başladı ağırlık kaldırmaya. 17 yaşına geldiğinde 72,5 kilograma ulaşmıştı. Kendisinin bu spora olan bağlılığı ve disiplini ailesinin tutumunu da zaman içinde değiştirmeye başladı. Özellikle annesi spor yapmasını çok destekliyordu. Frank yazları izcilik kamplarında okçuluk eğitmenliği yapıyordu ve kampa giderken 25 kilogramlık ağırlık takımını götürüyor orada antrenman yapmak için. Hafta sonları eve gelirken de geri getiriyordu çünkü eve gittiğinde de antrenmansız kalma gibi bir şey mümkün olamazdı. Frank gün aşırı antrenman yapardı. Bir antrenmanda üst vücudunu, iki gün sonraki diğer antrenmanda alt vücudunu çalıştırıyordu ve çok uzun yıllar bu sistemle gelişmeye, ilerlemeye devam etti. Frank Zane 1964'te Weeks Üniversitesi'nin Fen Fakültesinden mezun oldu. 1966'da Florida'nın Tampa şehrine taşındığında 2 senedir matematik ve kimya öğretmenliği yapıyordu ama aynı zamanda vücut geliştirme sevdası da bir yandan devam ediyordu. 1962'de Mr. Keystone, 1965'te Mr. Sunshine State yarışmalarını kazanmıştı. Aynı zamanda 1965 Mr. Universe'de orta boy şampiyonu olmuştu. O dönem bu yarışmalarda kısa, orta ve uzun boy şeklinde 3 farklı kategori bulunuyordu. 1966 ve 1967 yıllarında IFBB Mr. America orta boy şampiyonu olan Frank'in asıl çıkış senesi 1968 oldu. Kendisi önce New York'ta yapılan IFBB Mr. America'da overall şampiyonu oldu. Aynı zamanda bu yarışmada en iyi bacak ödülünü de kazandı. Bir hafta sonra Miami'ye gitti. Burada IFBB Mr. Universe podyumuna çıktı. Karşısında Avusturya'dan gelmiş 21 yaşında 114 kilogramlık bir çocuk vardı. Bu çocuk iki kez İngiltere'de yapılan NABBA Mr. Universe'ü kazandığı için buraya gelip Amerikalıları da kolayca yenebileceğini düşünüyordu. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bu kişi Arnold'tı. Ama Arnold'ın beklediği olmadı. Frank Zane'in bir heykel tıraş gibi işlenmiş definisyonlu detaylı fiziği Arnold'ın o dönem henüz sadece kütle şeklinde olan ve oldukça yağlı fiziğini rahatlıkla yendi. Frank birkaç ay sonra Güney Kaliforniya'ya taşındı ve 1969 yılında da IFBB Mr. World şampiyonu oldu. Frank 1970 yılında Londra'da düzenlenen NABBA Mr. Universe yarışmasını kazandı. O dönem NABBA IFBB'den Mr. Universe yarışması da henüz 5 senedir düzenlenen Mr. Olympia'dan çok daha popülerdi. Bu galibiyet ona NABBA Federasyonu'nda profesyonellik unvanı verdi. Frank 1972 yılında NABBA Pro Universe yarışmasını da kazandı. Sonrasında ise ilk Mr. Olympia'sına katıldı. Almanya'nın Essen şehrinde düzenleniyordu ve henüz Mr. Olympia'da kilo kategorileri yoktu. Herkes aynı kategori altında yarışıyordu. Arnold'un Sergio Oliva'yı çok tartışmalı bir şekilde yendiği 1972 Mr. Olympia'da Frank Zane de 4. oldu. 1973'te yarışmayan Frank Zane 1974 Mr. Olympia'ya döndüğünde artık 91 kilogramın üstü ve 91 kilogramın altı olmak üzere iki farklı ağırlık kategorisi vardı. Hafif siklette Frank Zane'in rakibi Mr. Universe, Mr. World, Mr. International ve Mr. Europe şampiyonu olan aynı zamanda Arnold'un antrenman partneri ve en yakın arkadaşı olan İtalyan asıllı Franco Columbo'ydu. İkisi de çok formdaydı ama birbirinden çok farklı fiziklere sahiptiler. Franco kısaydı, güçlü, kalın, hacimli bir fiziğe sahipti. Frank Zane ise daha uzundu, daha inceydi ama çok daha estetik, çok daha definisyonlu ve detaylıydı.
Burada elma ile portakal kıyaslandı ve hakemler tercihini Franco Columbo'dan yana kullandı. 1975'te Güney Afrika'da düzenlenen Mr. Olympia'da oldukça formsuz olan Frank Zane yarışmayı dördüncü bitirmişti. Ama 1976 Mr. Olympia'ya bomba gibi dönmüştü. Hafif siklette rakibi yine Franco Columbo'ydu. Yine ikisi de hayatının formundaydı ve Franco yine Frank Zane'i yendi. Ama bu sefer sadece bir puan farkla Frank'in önüne geçebilmişti. Arnold emekli olmuştu, ünvan boştaydı. Franco Columbo ağır siklet şampiyonu Ken Waller'ı da yenerek Mr. Olympia ünvanını elde etti. Ama 1977'de artık Franco yoktu. Dünyanın en güçlü adamları yarışmasında sırtında buzdolabı taşırken sol bacağı kırılmıştı. Frank Zane ise öğretmenlik mesleğinden istifa etmişti. Bir yıl boyunca sadece Mr. Olympia'ya hazırlanmıştı. Artık bu ünvanı elinden kaçırmak istemiyordu. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da ünvanı almaya hazırdı. Hatta rakiplerine psikolojik üstünlük sağlamak için Joe Wilder'ın Muscle Builder dergisinin arkasındaki reklamlarda Year of Zane, yani Zane'in yılı diye reklamlar bastırmıştı. Bu sefer yarışmada yeni bir favori vardı. Adı Robbie Robinson'dı, lakabı ise Kara Prens'ti. Robbie son 2 senede Mr. Olympia hariç bütün ünvanları silip süpürmüştü. Pre-judging'e çıktığında Robbie son derece büyüktü, etkileyiciydi ama vücudu su tutmuştu. Frank Zane kadar formda kesinlikle değildi. Hafif siklet ve ağır siklet şampiyonları olarak overall mücadelesine çıktılar. Ve Frank Zane dediği gibi bu artık onun yılıydı. 5. denemesinde Mr. Olympia şampiyonluğunu kazandı. İlk ünvanını elde etti. Frank'in Mr. Olympia olması büyük eleştirileri de beraberinde getirdi. Söylenen şey şuydu. Frank çok küçüktü ve Mr. Olympia ünvanını hak etmiyordu. Frank eleştirileri dinledi ama bambaşka bir strateji izledi. 1978 Mr. Olympia'ya geldiğinde daha büyük olmak yerine daha definisyonlu olmayı seçmişti. Ağırlığı da bir önceki seneye göre 1,5 kilogram daha hafifti. Bu sene Mr. Olympia yarışması bayağı kalabalıktı. 91 kilogramın altındaki kategoride, yani Frank'in yarıştığı kategoride toplam 8 yarışmacı vardı. Ama Frank diğer rakiplerine göre çok farklı bir seviyedeydi. Ağır siklette de yine Kara Prens Robbie Robinson vardı. Final 1977'nin tekrarı şeklindeydi. Yine Frank Zane ve Robbie Robinson overall'a çıktılar ve Frank başarıyla ünvanını korumayı bildi. 1979 Mr. Olympia iki farklı ağırlık kategorisinin olduğu son Mr. Olympia'ydı. Tartı günü geldiğinde rakiplerine formunu göstermek istemeyen diğer sporcular üstlerini çıkarmaya çekinirken Frank Zane hızlıca salona girdi, soyundu. Kimse ne olup bittiğini anlamadan tartılıp kıyafetlerini giydi ve yarışmanın yapıldığı salonun otoparkına park ettiği karavanına geri dönüp saklandı. Müthiş bir gizem yaratmıştı. Ortamın bütün kontrolü Frank Zane'deydi. Yarışmayı canlı izleyen gazeteci Bill Dobbins, Frank Zane'in o geceki poz rutinini yıllardır dergilerde yayınlanan posterlerinin arka arkaya sıralandığı bir seriye benzetmişti. Frank Zane bir poz veriyordu. Sonrasında hakemler kendisini iyice inceleyebilsin, fotoğrafçılar güzel kareler yakalayabilsin diye salondaki flaşlar tamamen bitene kadar tutuyordu. Ancak ondan sonra yeni pozuna geçiyordu. Frank'in o geceki en büyük rakibi 1978 Mr. Universe'ü mükemmel skorla kazanan Mike Mentzer'di. Mike büyüktü, etkileyiciydi ve ağır siklet kategorisini kazanarak overall'a gelmişti. Ama overall'a geldiğinde pre-judging'deki kadar etkileyici gözükmüyordu. Bir kere karnı şişkin duruyordu. Bir efsaneye göre pre-judging bittikten sonra çok fazla Coca-Cola içmek gibi bir hata yapmıştı. Mike daha çok yeni bir yarışmacıydı, çok tecrübeli değildi. Frank ise 1960'lı yılların başından beri yarışan bir ustaydı. Poz dağına geçtiklerinde Mike Mentzer
Çok yorgun, stresli ve endişeli görünüyordu ve her verdiği pozdan sonra Frank Zane'e bakmak gibi bir hata yapıyordu. Bu tüm dikkatin daha da fazla Frank'e kaymasına sebep oluyordu. Frank ise kendinden son derece emindi ve pozlarını verirken gözünün ucuyla dahi Mike Mentzer'e bakmıyordu. Frank o gece 3. unvanını elde etti ama bunu sadece fiziksel üstünlüğüyle değil mental ustalığıyla da kazandı. 1980 Mr. Olympia'ya 8 hafta kala Frank Zane çok büyük bir sakatlık yaşadı. Evinin havuzunun başındayken kayıp düştü ve bulbar uretrasını yani idrar kanalının en geniş bölümünü yaraladı. Çok ciddi kan kaybı vardı. 2 hafta boyunca sürekli hastaneye gidip gelmesi gerekti ve bu sürecin sonunda tam 7 kilogram kas kaybetmişti. Arnold artık emekli olmuştu, yarışmıyordu. Frank Zane de artık rakibi olmadığı için her konuda Arnold'dan tavsiye istiyordu. Arnold'a sence ne yapmalıyım diye sordu. Arnold ise onu unvanını korumak için Avustralya'ya gitmeye ikna etti. Tabii ki Arnold'ın son anda bir sürpriz yaparak yarışmaya gireceğinden Frank'in haberi yoktu. 1980 Mr. Olympia'da birçok kişiye göre haksız bir şekilde Arnold 7. ve son Mr. Olympia'sını kazandı. Frank Zane ise 3. olmuştu. Frank bu haksızlık olduğunu düşündüğü olaydan sonra 1981 Mr. Olympia'yı boykot etmeye karar verdi. Zaten yarışmanın organizatörü Arnold olacaktı. Arnold'un en yakın arkadaşı Franco Columbo ise podyuma geri dönmeye karar vermişti. Frank zaten sonuç şimdiden belli, neden kendimi yorayım diye düşündü. Gerçekten de Frank'in aklından geçen oldu. Aynı 1980 kadar tartışmalı bir şekilde 1981 Mr. Olympia'yı da Franco Columbo kazandı. Frank Zane Londra'da yapılan 1982 Mr. Olympia'da önceki 2 senenin ikincisi olan 43 yaşındaki Chris Dickerson'a yenilerek ikinci oldu. Artık Frank'in yolun sonuna yaklaştığı rahat bir şekilde hissediliyordu. 1983 Mr. Olympia'dan önce bir bisiklet kazasında omzunu sakatladı bu sefer. Doktorlar ameliyat olmasında ısrarcıydı ama o ameliyat olmadan hazırlığına devam etti. Acı içinde antrenman yapabiliyordu. Bu yarışmada da 4. oldu ve sonrasında Frank Zane artık emeklilik vaktinin geldiğine karar verdi. Aslında çok da iyi ve mantıklı bir karar vermişti. Çünkü bir sene sonra o dönem için tam bir kütle canavarı olarak adlandırılabilecek Lee Haney'nin dönemi başlayacaktı. Frank Zane'e kimyager denmesinin sebebi kimya öğretmeni olması değildi. Ta o dönemlerde 60'larda 70'lerde supplementları çok ciddi bir şekilde kullanmasıydı. Özellikle amino asitlerle çok ilgileniyordu. Günde 30 tablete kadar aldığı oluyordu. Eğitimli bir insandı. 1977'de 2. üniversitesini bitirmişti. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden mezun olmuştu. 1990'da aynı okulda deneysel psikoloji master'ını tamamlamıştı. Meditasyon ve görselleştirmeye çok inanıyordu. Eğer herhangi bir şeyde yarışıyorsan sadece vücut geliştirme değil ve şampiyon olmak istiyorsan başkalarından önce kendini en iyi olduğuna inandırmalısın diye düşünüyordu. Zane şu an 79 yaşında ve San Diego'da yaşıyor. Bir kişisel spor salonu var. Orada insanları bizzat çalıştırdığı Zane deneyimi adını verdiği bir hizmet sunuyor. Tabii ki bir Mr. Olympia'nın size bizzat dokunması ucuz olamaz. Bu hizmetin 3 saati $595. Eğer ABD'de yaşasam ve bütçem olsa kesinlikle bu hizmetten faydalanırım. Çünkü eminim ki mezara kadar unutmayacağım bir deneyim olacaktır. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.